Tereyağları fazla saklanmaz tabii. Onu saklamak için o zaman şey edeceksiniz onu. Eriteceksin. Ben size bir kiloluk yağ getirir köylü bana. Özel yapılmış yayık yağ deriz. Onun birazını ayırırdık kahvaltılık için. Geri kalanı eritiriz. İyi de erir. Böyle hafif cız cız sesler çıkıncaya kadar. Üstündeki tortuyu alırsınız. Üstte tortu olur. Ondan sonra onu bir kaba koyursunuz. Avrupa'da yağ serin bölge olduğu için nispeten dayanabiliyor. Ve Avrupalı bunun saklamasını biliyor. Dolabı var, bakkalın dolabı var, marketin dolabı var. Soğukta saklayabildiği için vita tipi yağ alışmamış. Vita tipi yağ İran, Irak, Suriye, Pakistan, Hindistan gibi ülkelere hitap eden eritilmiş yağın taklidi. Sonradan vita çıktı. Bir de bir gün sana çıkmış. Babam Mısır Çarşısı'nda görmüş, işte tanıtım için herkese birazcık veriyorlarmış falan. Eve getirdi bir paket sana ya. Annemin ekonomik olduğu için işine geldiği, bir memur karısının çok dikkatli para harcaması gerektiği için, ekonomik olduğu için herkes gibi herkesin mutfağına bir anda girdi. Tatlı bir sarı rengi vardı onun. Yumuşaktı, sert değildi. Onu aldık. Sonra annem eritmeleri falan kaldırdı. Onu aldık evimize. Onu kullandık ama tereyağımız da muhakkak oldu. Sabah kahvaltılarımızda. Sonra makarnamızda, pilavımızda illa şu kadarcık olsun tereyağını atardı annem. Mis gibi koksun diye. Babamın işi şeydeydi, İstanbul tarafı derdik. Yani Mahmutpaşa tarafındaydı. Biz Galata'da oturuyorduk. Babam öğlenleri yemeğe gelemezdi. O dönemlerde evden yemek giderdi. Yemekçiler vardı. Böyle Galata mıntıkasından sefer taslarını toplardı. Bu iş muhiti olan Sultanahmet, Mahmutpaşa'ya o taraflara giderlerdi. Bir yemekçi tahmin ediyorum 15-20 ev dolaşır. Sefer taslarını götürürdü 15-20 iş yerine. Doğuları bırakır, boşları alır. Öğlenden sonra boşları getirirdi. O sefer tasları iş yerinde biraz ısıtılır. Ondan yemek yenirdi. Ve boşlar geri gelirdi. Dükkanda yenirdi. Yani evde değil. Eve gidilmez. Yani yemek de dükkanda yenir. Ve hızlı yenilir. Yani öyle bir böyle ağır ağır yani bir öyle paydası falan yani işte mümkün değil. 1960'larda işçilere talepleri olmadığı halde yemek vermeye başladık. Her gün öğle yemeği verirdik. Bir gün bahçeye çıktım, yemekten sonraydı. Bir işçi yanıma yanaştı. Efendim dedi, bir şey söylemek istiyorum, buyurun dedim. Allah razı olsun dedi. Biz burada hiç öğle bir şey yiyemiyorduk. Şimdi karnımız sıcak bir yemek görüyor. Bu bana çok dokundu. Sonradan bunlar hep mecburi oldu ama biz mecburiyet olmazdan evvel başlamıştık. Dışarıya yemeğe gene böyle piknik türleriyle gidilirdi. Pikniğe gidilirdi yazın. Gidilmez derse yalan olur, gidilirdi. Bizim ailemiz giderdi. Güzel mekanlar vardı. Deniz Park vardı, Güney Park vardı, Semramis vardı. Büyükdere'de Beyaz Park vardı. Dışarıda yemek nerede yemezdik ki, paramız yoktu. Evde yerdik dışarıda. Tabii lokantalar vardı. Vardı yalnız bir işte köfteci falan olursa arada bir oraya kaçardık. Ankara'ya döndükten sonra dışarıda yiyorduk. Kebapçılarda bilhassa hafta sonları muhakkak kebap günlerimiz vardı. Beraber ailecek gidip yiyorduk. Yemek yemek Türkiye'de sosyal yaşantının bir parçası, bir ihtiyaç. Dolayısıyla sadece yemek yemeye gidiliyor diye bir konuyu şu an için pek kabul etmiyorum. Bence tamamen İşten dolayı, ailevi nedenlerden dolayı veya sosyal konumlardan dolayı yemeğe çıkılmaktalar.
hakikaten yemek yemeye gidenler de var ama bu oran benim için oldukça düşük. Kurulduğu günleri tabii bizden öncesine de gidersek, bir çarşı lokantası hüviyetinde kuruldu ve aynı hüviyette devam ediyor bize göre. Onun için burada her kesimden müşteri görmek mümkün. Kavga üstü iş adamları, sanatçılar, taksi şoförleri, yağlı boyacılar, talebeler. Biz prensip olarak olayı ticari de bakmıyoruz. Yani bu bir kültür olayıdır, geleneksel bir lokanta türüdür. İnsanların en iyi yemeği bulabileceği yer insanların kendi evidir. Biz bunu tabii ki bugün günümüze devam ettirmek oldukça zor. Çünkü tencere yemekleri veren yerler bugün ağırlıklı aş evleri olarak anılmakta. Biz bunun yerine evde yapılmayan yemekleri ki bugünkü lokantaların çoğunun kullandığı bir tarzdır. Evde yapılamayacak yemekleri lokantalarda sunmak ve vermekle yükümlüyüz. Eskiden şu vardı, ev halkı, bayılar dışarıda çalışmaya giderdi. Evin içinde büyük anneli olurdu, işte evin hanımı olur filan. Yaşantıları mutfakta geçirdi. Ama günümüz artık koşulları, sosyal koşulları buna elverişli değil. Herkes artık pratik bir yemek yapalım, doyalım da yeter düşüncesi içindeyiz tabii. İş dönüşü, hemen bir çay sofrası hazırlayayım, böreğimi koyayım, işte peynirimi menirimi de ilave edeyim. Bu geceyi de böyle geçiştireyim diyor herkes genelde yani. Tatlının envai paketleniyor. Zeytinyağlı dolmalar paketleniyor. Çünkü artık insanlarımız, aileler de çalışıyorlar. Evinde bir dolma sarmaya zamanı yok. Bugün insanlar artık çok uzun süre yemek molaları veremiyor. Bu yemek molalarını veremediği için de fast food oldukça öne geçti. Çünkü fast food'un içinde bir bölüm daha var, paket servis. Paket servis de sizi işinizden ayırmadan çok hızlı bir şekilde midenizi doldurmanıza neden oluyor. Şimdi torunlarımla yani 3,5 yaşında olan torunumla uyum sağlayabilmek için ya pizza yemeye gidiyoruz yahut da hamburger yemeye gidiyoruz. Eskiden de vardı fast food'lar ama Türk fast food'ları vardı. Her zaman bir köşede bir lahmacun yiyebiliyorduk. Dolayısıyla onlar da bir fast food'tu kendi içinde. Fast food bence Türkiye'de iki şeyin büyük açığını kapadı. Bir, hızlı yemek. Çünkü bugünkü hayatımızda hızlı yaşamalıyız. Hızlı yemeğin yerini aldı. İki, ucuz yemeğin alternatifi oldu. Ucuz yemekle alternatif olması aşevlerine alternatif. Bana göre bunlar çok doğaldı ama çok hızlı değişiyoruz. Belki ileride bir tek ufak hapla da yemek yiyip lokantadan kalkabileceğiz.